Çoğu insanın severek tükettiği ve pazarda taze, ayıklanmış, marine edilmiş ve ayıklanarak dondurulmuş formları bulunan karideslerin, dünya denizlerinde onlarca farklı türü var ve karides yetiştiriciliği önemli bir su ürünü yetiştiriciliği alanı. Su ürünleri yetiştiriciliğinin ortaya çıktığı yer olan Çin ile yakın coğrafya Hindistan ve tabii ki Amerika karides yetiştiriciliği konusunda önemli çalışmalar yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye'de ise, özellikle Çukurova bölgesinde, karides yetiştiriciliği, önem kazanan aktiviteler arasında. Peki, Türkiye kıyılarından yakalanan hangi karidesler yenebilir nitelikte? Bilinçli su ürünleri tüketimine dair nitelikli içerikleri kısa, net ve anlaşılır bir şekilde takip etmek için, Denizden Babamçıksa'nın YouTube kanalını ziyaret etmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Palemon longirostris. Dekapodların içindeki Palemonaida ailesinde yer alan Palemon longirostris, pembe karides olarak da bilinir. Türkiye kıyı sularında yaygın olarak bulunan karideslerden biridir. Bu yaygınlık, karidesin sıcaklık ve tuzluluk başta olmak üzere geniş bir tolerans aralığı olduğunu gösterir. Pembe karides, Marmara Denizi'nde, Saros, Edremit, Çandarlı, Sığacık, Fethiye, Taşucu, Mersin ve İskenderun körfezinde avlanır. Metapenos monoceros. Tıpkı Palemon longirostris gibi dekapodların içinde olan fakat başka bir aile olan, Penaita içinde yer alan Metapenos monoceros, benekli, kahverengi ya da tıpkı Palemon longirostris gibi pembe karides olarak biliniyor. Benekli karides daha çok Akdeniz ve Güney Ege bölgelerinde çıkan bir tür. Tuzlu ve sıcak sularda yaşamayı sevdiğini anladığımız benekli karides, Fethiye körfezi ile Taşucu arasındaki bölgede yaygın olarak avlanıyor. Metapenos monoceros, Süveyş kanalı vasıtasıyla Türkiye kıyılarına gelmeyi başarmış bir karides türü. Orijinal yayılım alanı Uzakdoğu kıyılarında ve kendi bölgesinde ekonomik yönden güçlü. Penos japonicus. Japon kaplan karidesi olarak bilinen Penos japonicus, Penaita ailesi içinde yer alan ve ekonomik değeri yüksek bir tür. Marsupinos japonicus olarak da bilinen Japon kaplan karidesi, Türkiye kıyılarına Metapenos monoceros gibi Süveyş kanalı vasıtasıyla giren bir başka tür. Orijinal yayılım alanı Japonya kıyılarından Avustralya'ya kadarki Pasifik Okyanusu bölümleri. Türkiye'deki yayılım alanı ise Antalya, Mersin ve İskenderun kıyıları. Şu anki yerleşim yerlerine baktığınızda Japon kaplan karidesinin tuzlu ve sıcak sularda yaşamayı tercih ettiğini anlayabiliyoruz. Denizden Babamçıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin. Karidesin besin içeriği nasıl? Yaklaşık bir tenis topu büyüklüğüne tekabül eden ve içinde 8 ila 10 adet karidesin olduğu yaklaşık 85 ila 100 gramlık bir porsiyon, 100 kaloriye yakın. Bu nedenle karides sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyen kişilerin öğünleri içinde önemli bir yer tutabilir. Bu porsiyon içinde 1,4 mg yağ, 180 mg kadar kolesterol ve 19,5 gram kadar protein var. Beslenme düzenine dikkat edenler için, karideste dikkat edilmesi gereken önemli iki bileşen ise, 805 mg sodyum ve 260 mg ile fosfor. Karidesi pişirmeye nasıl ve nereden başlamalıyız? Deniz ürünlerinin standartize edilmiş tariflerle pişirilmesi zaten kendi doğalarına aykırı. Karides de diğer deniz ürünleri gibi belirli formüllerle değil, yaratıcılıkla pişirilebilecek bir ürün. Çiğ tüketilebileceği gibi tavada sote, açık ateşte ızgara ve buğulama gibi yöntemler karidesi tüketmeden önce size yol gösterebilecek olan ve herkesin bildiği adımlar. Pazardan taze olarak tedarik edildiğinde temizlemesi ve pişirilmesi zor gibi görünen karides, yemeğe hazırlanması göründüğü kadar zor bir ürün değil. Önümüzdeki birkaç gün boyunca kendine özel yöntemlerle kolayca hazırlanabilen karideslerle ilgili birkaç tarife göz atacağız.
Boom.